Zaman demir bir österdi rahmetlik babam. Üzengiye vurur gibi vurur insanın başına. Vura vura şekillendirir. Eski zamanları gördük biz. Çeşmelerden guğum guğum su taşıdık evimize. Çamaşır makineleri yoğdu, dere kenarında yıkadık kirlilerimizi. Zamanda bizi yıkadı o su kenarında. Acılarımızla beraber içimizdeki kirleri aldı, götürdü. Seçme hakkımız yoktu o zamanlar. Ciritçi Abdullah'ın oğlu var demişler babama. Ciritçi Abdullah gibi yiğit adamın oğlu da yiğittir demiş babam. Nişanlandığım gün gördüm Muammer'in yüzünü. Yüzü pek gülmez ama iyi adamdır dediler. Allah razı olsun, görmedim bir kötülüğünü. Baba katlandı, ben ona katlandım. Onca lafa, onca dedikoduya aldırış etmedi. Ben doğurduğu yaşamayan kadındım. Üç bebe getirdim dünyaya. Üçü de yaşamadı. Kimi demiş çocukken kuş yuvalarını bozmuş, yavruları öldürmüş, ondan oluyor. Kimi demiş üstümde uğrama var. Kimi de demiş tıyniyeti bozuk. Evlat acısının yanında bu laflar koyar mı insanı? Ha? Koymaz. Ben kimsenin yuvasını bozmadım. Karınca yuvalarına bile basmayayım diye yolumu değiştirdim. Ama olmadı işte. Doğurduğum bebeler yaşamadı. Sonra o doğdu. Veysel'im. Yaşamaz dediler. O da ölecek. Ölmedi. Elini tutmaya korktum. Yüzüne bakmaya korktum. O da gider diye. Emzirdim ama gözümden yaş gele gele. Alışmayayım dedim. Acıtmasın dedim gidince. Ama o öyle bir tutundu ki hayata. Öyle bir içti ki sütümü. Gitmedi. Ama o korku da gitmedi. Gidecek korkusu hep onunla beraber büyüdü, durdu. Döndü. Düğüncü Muammer'in karısı döndü. Şu hayatta tutunacak dalın ne diye sorsanız bana, Veysel'im derim. Bir an olsun yanımdan gitmesin isterim. Hepimizin korkuları vardır. Hayatın bana biçtiği korku da buydu. Toprağın altına koyduğum üç bebe ve onların tesellisi Veysel'im bir gün gider mi korkusu? Belki de şimdi o korkuyla yüzleşmek zorundayım. Dayı! Dayı selamünaleyküm. Aleyküm selam. Bu Ankara otobüslerin mola verdiği bir tesis varmış. Nerededir o? Yeşilgöl'ü soruyorsun sen. He. İleride ama epey ileride. Tamam sağ ol dayı, Allah razı olsun. Pulluğuna taş değmesin. Sağ ol. Ramazan.
şey mi alacaktınız bacım? Ay yok, teşekkür ederim. Sayın yolcular, otobüsümüzün muhasırası dolmuştur. Otobüste yerlerinizi almanız önemli rica olur. Süleyman söyleyince çok sevindim. Dilek, Serdar'a dönmek istemişsin. İnan bana çok mutlu oldum. Nasıl? Ya Serdar'a dönmek derken? Dilek konuştu benimle. Serdar'la yeniden denemek istediğini söyledi. Gerçi Serdar'ın biraz bu aralar kafası karışık durumda ama ben oğlumu tanırım. Yakında o da geri gelecektir. Sen bakma kızım Serdar'a. Hep öyleydi o. Ne istediğini hiçbir zaman bilmedi. Buralardan bir yerden tarla almış. Artık burada yaşayacağım diyor. Hevesi geçince, kafasına dank gidince yeniden dönecektir. Nasıl yani? Tarla mı almış buralardan? Senin için. Tabii şimdi farkında değil gibi ama yakında farkına varır. Sana yakın olmak için. Aklınca biraz da cezalandırmak. Hepsi bu. Senin için geç değil Taner. Artık yalnız başına çekmeyeceksin o acıyı. Senden tek bir şey istiyorum. Bana her şeyin mümkün olabileceğini öğreten Taner gibi inanmaya devam etme. Neden Dilek, neden? Yani neden, sanki gözlerin başka bir şey anlatıyor. Ama ben anlayamıyorum. Selim, can kuşum, niye öyle birdenbire söyledin ki? Güzel güzel anlatırdık. Bana üzüldü insanlar. Biliyorum, bana çok kızgınsın. Ama kızma. Ne yapsın? Onun da yapısı o demek ki. Cemile'm. Şu işleri bir yoluna koyalım. Sonra yavaş yavaş taşınırız. Bak artık paramız da var çok şükür. Eve ne istiyorsan alalım. Neyi nasıl istiyorsan öyle yapalım. Tamam benim.
Muammer. Bir şey yap, çocuklar gidiyor evde. Biz de ne gelene gelme ne de gidene gitme deriz. Sağ gönül koydu bu çocuk. O yüzden gidiyor evde. Benim lafım ona mıydı? Mesmursuz mesmursuz üstüne alınıyor. Neymiş bir de taşınacak diye gidip özür dileyeceğimiş. Taşınma işi. Ha? Eğer bak babanıza kızdıysanız... Yok anam, ne alakası var babamla Allah aşkına ya. Ya bu uçak işinden bizim elimize 3-5 kuruş para geçti çok şükür. Ya kayınpeder de ne zamandır benim evi alın deyip duruyordu biliyorum. Yabancıya gitmesin anam. İyiydik. Yani hep birlikte yaşayıp gidiyorduk işte. Ah sana kurban olurum ben anam. Bizim de bir yuvamız olmasın mı artık? Hem bak ömrümüzün sonuna kadar size burada yük olup durmayacağız ya. Anam. Bak siz de rahat edersiniz. Biraz kafanızı dinlersiniz, olmaz mı? Tamam. Klipte oynamak ne demek ya? Hı? Ne demek? Siz koskoca omuzdaş ağaçlığın ağaçlarısınız ya. Şimdi bu millet nasıl ciddiye alsın sizi? Hı? Nasıl inansın sizin ağladığınıza? Milletin gözünün önüne o halleriniz gelirse ne olacak? Aklına sıra ağaççı Hüseyin bunları görmez. Hı? Niye? Klip seyretmiyor çünkü. Diline düştümüz, diline. Ağaççı kadınlar oynakçı olmuş diyorlar. Kışın ağda, yazın düğünlere gidiyormuş diyorlar. Benim o oynakçı abim var ya, yakında düşer peşimize. İki misli teklif vermezse sizi adam diyelim ben. Abartma artık Hüseyin. Yeter gittiğin kadınların üstüne. Ben izin verdim onlara. Onların bir suçu yok. Sen arabayı vermişsin Selami'ye. Ben de giderken kadınları da bırak dedim. Onlar da yolda durup ikicik kurtlarını dökmüşler. Ne var bunda? Ne mi var bunda? Ne mi var bunda? Müsibetler başımızdan esilmiyor Gülşil. Geçen gün kadının biri öne yazdı. Bitti, bir ikisi kalmadı işi. Telefonlar çalmıyor, telefonlar. Heh, en büyük felaketimiz geldi işte. Bana bak lan. Senin bu Selami'yle aran iyidir. Söyle de bizim ekibi çıkılsın klipten. Bak bak, beni dinliyor mu iş? Lan dinliyor, duyuyor musun beni bak? Şimdi gidin. Gözyaşı dökün. Ağlayın. Aranın. Tövbe edin, öyle gelin buraya. Gidin, gidin! Bak bak, sence girdi. Gülşil, hissettin mi? Mahmut artık ne yazacağını bilmiyordu. Kelimelerin tükendiği yerdeydi sanki. Bir robot olmak, bir demir yığının içinde kendini çaresiz etmek canını yakıyordu. Bitmişti her şey. Benzini biten motosikletli gibi bitmişti. Odanın duvarları üstüne üstüne geliyordu. Hiçbir şey yazmak istemiyordu. Hiçbir şey. Ruhunun engeliydi. Thank you.
Hayır olsun inşallah. Evlat? Bu gece seni de kalsam olur mu dedi. Çorba yaptıydım. İçer miyik beraber? İçerik. Elif'i verdi ya, ondan böyle. Hayırlı olsun. Vallahi gülüm, hayır mı şer mi? Yani Elif kendini bile bile bir ateşe atıyor ama neden bir şey geldi? Ne güzelmiş buralar. Şehrin gürültüsünden, patırtısından uzak. Tanerlerle Ankara'ya gitmişsin. Siz nereden biliyorsunuz? Geri adım istemiyorum Dilek. O çocuktan uzak dur. Buna da bir uyarı kabul et. Hadi Nermin. Kopamadın dünüründen. Yeni evleri çok güzelmiş. Yazın kim bilir nasıl güzel olur. Görüşürüz dünürüm. Görüşürüz Nermin'cim. Dilekçim, görüşürüz. İyi akşamlar Süleyman Bey. İyi yolculuklar. Ne oluyor Dilek? Gördün işte. Serdar'a ikinci bir şans vermek istedim. Ama o istemedi. Dilek. Bana neler döndüğünü anlatacak mısın kızım? Bir şey döndüğü yok anne. Serdar'a haksızlık ettiğimi düşündüm. Herkes ikinci bir şansı hak ediyor sonuçta. Bir insan kendisinin bile inanmadığı cümleler kurarken genelde bakışlarını kaçırır. Anne, senin de en başından beri istediğin bu değil miydi zaten? Hayır canım, ben böyle bir şey istemedim senden. Benim istediğim senin kendi iradenle bilerek ve isteyerek ona şans vermendi. Böyle değil. Ya bu başka. Anne, anne. Ben bunları konuşmak istemiyorum artık. Kızım, bak bilmediğin bir şey varsa... Ne oluyor? Aa! Sigorta attı herhalde. Bir baksan. Yok. Sigorta atmamış. Oldu. Tamam. Bu emekler duruyor mu hala? 50 yıllık kadim dostumu. Şu elektrikli lambalara değişir miyim? Kokusu bile başka değil mi? Geceyi gece gibi eder. Şimdi gece mi kaldı? Gecenin bir derinliği vardı. Gecenin bir hüznü vardı. Gecelerin bir kokusu vardı. Şimdi şıkır şıkır aydınlattık her tarafı. Geceler oldu, gündüz. İnsan... Ne vakit gömülecek kendi içindeki derinliğe? İnsan kendiyle baş başa kalmalı diyorsun değil mi? Ama ya içinde çalı dikeni varsa? Atıp duruyorsa düşündükçe dedi. Kanatacak Ramazan. O çalı dikenleri içini kanatıp duracak. Sonra
acımadığını hissedeceksin. Sadece kanayıp duracak. Çok acıyor be dede. Vallahi. Yani sadece kanasa razıyım. Yani tam oldu diyoruz. Bu sefer oldu diyoruz. Aşıyoruz diyoruz engelleri. Yani sonra yine Gönül Dağı'nın tepesinden kayalarla beraber tepe taklak yuvarlanıp binmişiz aşağı. Yürümenin doğası bu evlat. At koştururken nalın bir biri vurur yere, bir biri. Araba giderken lastiklerin bir tarafı değer yere, bir tarafı. Döngüdür bu. Dünyanın bir tarafı kavrulur güneşte, bir tarafı. Böyle böyle yürür insan. Böyle böyle varır gideceği yere. Ne bileyim dede ya. Yok mu uçmanın yolu? Uçarak varsak olmuyor. Yani neden illa acı çekmek zorundayız ki? Sen bu dünyaya ait bir şey istemiyorsun ki. Bu dünyanın kanunu, nizamı bu. Kolay kıymetin düşmanıdır. Bir şey ne kadar kolaysa kıymeti de o kadar düşer. Ama zorunda da bir başkadır. Çekeceksin Ramazan. Bu dünyanın yükünü, kahrını çekeceksin. Bu dünya iyi insanların cehennemidir. Tamamdır. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Ne olmuş? Herhangi bir arıza görünmüyor diyorlar. Yarın elektrik idaresine başvurun dediler. Ne? Dilek. Şu gaz lambasını görünce ilk tayin olduğum yer geldi aklıma biliyor musun? Dağ başında bir köydü. Okul tek sınıftı biliyor musun? Yani bir sınıfta beş sınıfı aynı anda okutuyordum. Birinci sınıflara böyle okuma yazmayı falan öğretirken diğerlerine ödev verirdim. O öğrencilerin arasında böyle koşturup duruyorum o sıradan bu sıraya. O ikinciden üçüncüye günlerdi. Akşam lojmana gidince de böyle gaz lambasını yakardım. Uzaklara dalar bakardım. Hayaller kurardım. Hele kışın. Saçaklardan buzlar sarkardı. Böyle odun sopası çıtır çıtır yanarken ben de gaz lambasındı. Kitap okurdum. Cık, ne kadar bereketliydi zaman. Şimdi zamanın bereketi kalmadı ya. Peki babamla orada mı tanıştınız? İlçede çocuklara kitap almaya giderdim. Cuma günleri ilçenin pazarı olurdu. Sadece pazar günleri böyle ilçe için. Otobüs kalkardı böyle körüklü eski otobüslerden. Cümbür cambalak dolaşır giderdik. Anne. Hı? Süleyman amca ile babam nerede tanıştı biliyor musun? Valla hiç bilmiyorum. Baban anlatmadı. Dilek. Bana kitap okur musun? Senin kitap okumalarını özledim. Ya anne, çocukluğumdan beri ne zaman babamla ilgili bir konu açmaya çalışsam laf ustalıkla öyle bir değiştiriyorsun ki. Dayanamıyorum kızım. İçim götürmüyor. Hadi. Sen bana bir kitap seç.
Nedir gülüm? Öyle dalıp gitmişsin uzaklara. Hayat çok garip ya. Yani bir tarafta çok güzel şeyler oluyorken, çocukluğunda hayalini kurduğun her şey bir bir oluyorken, diğer tarafta bu mutluluğu gölgeleyecek bir sürü şey oluyor. Bilmem. Hiçbiri bir arada olmuyor. Böyle hep yarım battaniye gibi. Yarım battaniye gibi derken abla? Hayat işte öyle, yarım battaniye gibi. Öyle üstüne çekiyorsun, ayakların üşüyor. Ayaklarını örtüyorsun, üstün üşüyor. Radyoda duymuştum, genç bir çocuk söylemişti. Öyle güzel şeyler de oluyor dedin. Hayırdır bakayım, ne oluyor? Patent davasını geri kazandık. Senek Havacılık bizde ortak çalışacak. Taner, ne diyorsun gülüm sen? Güzel de bir para aldık. Ay ya bak, çok güzel bir gelişme bu. Sağ ol abla. Ama sen bunu böyle mi söylüyorsun? Bak hayallerin gerçek oluyor o zaman, desene. Yarın Bilişim Vadisi'nin ilk günü. Gülüm benim. Ben sana hep inanıyordum. Hala daha inanıyorum. Bak göreceksin, çok güzel şeyler olacak. İnşallah be abla, inşallah. Ay çok şükür. Sen ne yapacaksın abla? Neyi? Affetmeyeceksin değil mi o adamı? Bilmiyorum ki gülüm. Allah hiç bilmiyor. Abla bizim kimseye ihtiyacımız yok. Ne o adama ne bir başkasına. Ben senin hep yanındayım. Biliyorum gülüm. Eksik olma. Yanına geldim. Hoş geldin. Hoş gördüm. Burada en az 2 günlük yemek var. Bittikçe ben sana yenisini yaparım. Yalan mı yaptın bana? Yüklerimizi beraber taşıyalım. Olur. O zaman yap hazırlığını, gel usulünce istet beni. Nerede bu telefon ya? Gülşen! Nerede kız benim telefonum? Omuzda şahçılık, ben Ağaç Hüseyin, buyurun. Ne diyorsun kardeşim sen? Başlatma şimdi klibini ha. Ya yok, biz klip milip çekmiyoruz. Ağaçıyık biz, ağaçı. Kapat, kapat şu telefonu. Nuhullah ya. Buna Selami.
Ulan Selami, bu yaştan sonra beni oyunakçı da yaptın ya. Ben bunun hesabını sormaz mıyım sana? Onun. Kemal! 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 Allah Allah, duymuyor la. Adeta sağır oldum dercesine. Kemal! Ne oluyor ya? Kerman! Ay, ay, ay. Selami! Ne örüyorsun Kerman? Kafamı deldin adeta dünyanı... Şaşırttım dercesine. Dua et, başka bir şey yapmadım. Ya insanın önüne öyle pat diye çıkılır mı? Deminden beri 5000 tane şeyle uğraşıyorum zaten. Hayırdır Dalalem? Canını sıkan bir şey mi var? Ya bizim eve bir tane manyak dadandı. Sabah sabah taş atıp camı kırdı. Az daha kafamızı yarıyordu. Allah Allah. Kim yapar ki böyle bir şey? Kasabanın çocuklarıdır. Canım haytalar. Afacanlıkta üzerlerine yok. O her kimse. Onu bir yakalarsan var ya... Ben niye bunları sana anlatıyorsun? Kerman, nereye gidiyorsun? Adeta adam yerine koymam dercesine. Seninle konuşacaklarım var. Gel oturalım bir konuşalım. He? Ben seninle ne konuşacağım Selami? Palavralarını dinleyecek kadar enayi değilim. Kaçın şuradan, benim işim gücüm var. Ne palavrasından bahsediyorsun? Gönül sokağımın kraliçesi. Ya ben çakıldım Kerman. Ses yarışmasında bilmeden senin hakkını yedim. Yetme bulma dünyası işte. Dibi gördüm, dibi. İflah olmadım ya, görüyorsun şu halimi. Biz ne ara bu hale geldik Kerim'e? He? En son beyaz gelenlikler içinde uçup... ...adeta gökten bir melek gibi indim dercesine koynuma konacaktım. He? Biz ne ara böyle düşman olduk Kerim'e? He? Gel, yetme, eyleme. Yeniden şu bir çare elimi tut. Vallahi bravo. Ya oyunculuğun ne kadar da gelişmiş. Sen yakında dizide falan da oynarsın. Bak sen benim birinciliğimi aldın. Yetmedi üstüne şarkı yaptın. Yetmedi grip çektin ya, soyadını değiştirdin. Hiçbirinden de haberim olmadı. Ya şöhret senin başını döndürdü, ayağını kaydırdı. Ne şöhreti Kerman, Allah'a seni. Yani toplasan 10 kişi ya tanıyor ya tanımıyor. Yani bunlardan biri babam. Zaten kendisi benimle evlatlıktan reddetti. Öteki de sen kredi çektiğin banka. Adeta her an haciz göndereceğiz dercesine meşaz gönderiyor bana. Biri de sen. Sen de yüzüme bile bakmıyorsun. Ya bırak Selami, bırak ya. Ama ben sana ne yapacağımı biliyorum. Sen şimdi battın diyorsun ya. Şimdi çıkmak neymiş gör bakalım. Çıkış yapmak neymiş gör. Ne öğreneceksin Kerman? Seninle dava mı açacaksın bana? He, dava açacağım. Ya he deyip gitme, bir şey söyle ya. Kerman! Kerman! Aha. Selami! Lan yakaladım seni lan. Sen utanmıyor musun benim ağaççılarımı klibinde oynatmaya? Ha? Sileceksin. Benim ağaççılarımı klibine çıkaracaksın. Sen ne diyorsun Hüseyin abi? Ben nasıl sileyim senin ağaççılarını klipten? Montajcı mıyım ben? Senin Faruk müziğe gitmen lazım. Onlar çözer işini. Gidemem. Ben böbreğimin arasından ölüyorum zaten. Sen çözeceksin bu işi. Senin klibin değil mi kardeşim? Ben seni tanırım. Ya Hüseyin abi, benim zaten dünyam kaymış. Adeta gök taşı düşmüşçesine. Bir de senin ettiğine bak ya. Zaten kimse bakmamış ki klibe. Hep topu 178 kişi tıklamış. Lan ne tıklamış, kim tıklamış ben bilmem. Daha zaman zıbırında aradılar. Senin ağaççıları bizim klipte de oynatabilir miyiz diye. Hah, o da 179. kişidir işte. Adeta son anda damladım dercesine. Neyse. Hadi bana müsaade. Selami! Silecek mi? Bak kardeşim. Biz oynakçı değiliz. Ağaççıyız biz, ağaççıyız. Ne? Ağaç mı var? Tabii tabii, gelirik. Gelirik tabii. Omuzdaş ağaççılık her daim hizmetinizde. Tabii tabii. Gelirik. Hadi. Hayırlı işler. Günaydın kızım. Günaydın babam. Veysel gitmeden yetiştiğim iyi oldu. Hoş geldin baba. Buyur geç içeri. Yok sağ ol oğlum, işim var.
Şu aşağı sokakta tornacıların Yakup'un torununun dişi çekilecekmiş. Geçerken uğrayayım da şu ev işini diyeyim dedim. Ben evi buldum. Birkaç güne kadar eve Allah'ın izniyle taşınacağım. Siz de ne zaman isterseniz eve geçebilirsiniz. Ne çabuk bulmuşsun babam ya. Biz de diyorduk birkaç haftaya anca bulur. O zarakların nöri var ya, onun babasının evi. Zaten ev epeydir boştu. Bana geçebilirsin abi dedi. Allah razı olsun. Ben de kısmetse oraya taşınacağım. Ya iyi de baba, o ev çok eski değil mi ya? La damat, ev benimle yaşıt. Sen şimdi bu bana eski mi diyorsun yani? Yok ya, estağfurullah, anlamda değil de yani hani rahat edemezsin. Ederim ederim. Siz onu bunu bırakın da birkaç güne ev müsait. Siz kendinize göre artık boya, badana, tadilat yaparsınız. Hatta bence eve girin, yavaş yavaş sonra yapın. Tamam mı? Artık kendiniz bilirsiniz. Hadi hayırlı işler. Eyvallah baba. Damat. Buyur baba. Boya badana kaliteli olsun diye parayı el aleme kaptırmayın. Anladın mı? Sıkı tut. Oldu babam, oldu. Bay üstüne baba. Hadi üşüme gir. Tamam hadi. Tamam hadi. Hadi. Allah'a emanet. Meren mi? Hayırdır? Rüyanda beni mi gördün? Sabahın zıbınında damlamışım. Refat, sen işine bak. Peki, Muammer emmine bir çay. Demliğin gavur tarafından. Muammer emmi, bir şey duydum, doğru mu? Senin bu dünür Musa emmi. Nuri dayının babasının eski evine taşınıyormuş. Senin oğlan da Musa emmiye taşınıyormuş. He, o evi satın aldılar. Taşınacaklar bakalım. Zaten bizim uçuş timinin iki numarasına da hiç güveysi olmak yakışır. Rıfat, seni bu sandalyenin gavur tarafıyla döverim vallahi. Kızma hemen Muammer emmi. Kızma, niye kızıyorsun? Afyonu patlamayan bize damlıyor. Vallahi ya. Amcaoğlu. Adam de dedi ki dert ağacı adam. Hayırdır, sen niye dert peşmeye geldin? Yok la, benim bir derdim yok. Ben taşınıyorum amcaoğlu. Vallahi mi lan? He, kayınpederin evini alıyorum. Çok iyi. Oğlum haberimiz olmadı. Ne zaman oldu böyle bir şey? Ya bay. Amcaoğlu. Amco. Hayırdır amco? Gece ben burada kaldım amcaoğlu. Amcam evden mi kovdu yine? Yok, bu sefer ev kovdu. Valla sığamadım. Duvarlar üstüme üstüme geldi. Ya oğlum neyin var yine senin ya? Dün ayrılırken iyidir amcaoğlu. Asuman. Asuman gitti amcaoğlu. Nasıl gitti? Nereye gitti lan? İşte Ankara'ya. Annesinin yanına. Müfettişi annesi. Müdür başkan zorla yollanmış. KPSS'ye çalışsın diye. Hayda. Bu dünyanın derdi bitmez evlatlar. Hadi gelin. Soba başında bir kahvaltı edek. Hadi. Tamam, siz geçin, ben geliyorum amca. Yusuf'u kaybettim Kenan ilinde. Yusuf bulunur, Kenan bulunmaz. Bu aklı fikriyle Leyla bulunmaz. Bu ne yaredir ki çare bulunmaz. Aşkın pazarında canlar satılır. Satarım canımı, alan bulunmaz. Yunus öldü deyü, selan verilir. Ölen beden imiş, aşıklar ölmez. Ne bu haliniz? Gören de Kenan ilinde Yusuf kaybettiniz sanacak. Kaybettik zaten dedi.
Bizde kayıp olmaz. Bizde erteleme olur. Mutluluğumuz ertelenir. Ama inanırız ki bir gün o kavuşma gerçekleşecek. Ama burada, ama başka diyarda. Hayırlı olsun. Anlaşma sağlamışsınız adamlarla. Çok şükür dede. Vallahi bugünden itibaren başlıyoruz. Burada kalmanız çok iyi oldu. Bu topraklar bereketli topraklar. Bir şey neşet edecekse buradan etmeli. Sizin gibi kıyıda köşede kalmış ne kadar çocuk varsa tutun elinden. Tabii ya, daha yolun başındayız dedem. Hepsini yapacağız Allah'ın izniyle, yavaş yavaş. Aradığınız her şey sizin içinizde. Sizin özünüzde var hepsi. Başka yerde aramanıza gerek yok. Sıkışınca içinize dönüp bakın. Mutlaka oralarda bir yerde bir cevap sizi bekliyordur. Bütün cevaplar mı dedi? Bütün cevaplar. Günü o. Ya amcaoğlu işte bilinmeyen bir numara. Ateş falan. Aç oğlum aç, önemli bir şeydir belki, aç. Ha. Alo. Ben Ati Hüseyin'in oğlu Ramazan, buyurun. Asuman. Asuman arıyor amcaoğlu. Dede müsaadem olursa. Ha. Ha, Asuman, iyi misin? İyiyim Ramazan. Annemi telefondan aradım. Allah'tan numaranı yazmışım bir kenara. Ya Asuman, senin bu düşünceli hallerin vallahi çok güzel. Asuman, ben sana geldim ama yetişemedim. Vallahi dinlenme tesisine kadar geldim ama ulaşamadım sana. Geldin mi? Gerçekten mi? Mesajımı aldın o zaman. Aldım, aldım Asuman ama geç aldım. Vallahi Asuman, sensiz gelenlerin hiç tatı tuzu yok. Yani o Çerçi Bekir'in yazısı silinmiş tabelası bile hiç bu kadar rahatsız etmemişti. Hele o çirkin elektrik direği. Vallahi sen gittikten sonra daha da çirkinleşti, biliyor musun? İnan benim de tadım tuzum yok Ramazan. Ne yapayım Asuman ha? Ben seni gelip alayım mı oradan? Bak burada bir ev ayarları, sen kalırsın. Ha, orada çalışırsın, baban ruhu bile duymaz. Olmaz, benim bir müddet burada kalmam gerekiyor. Tamam. Yani sen öyle diyorsan beni dert etme. Ben uzaktan da severim. Hep severim. Mütemadiyen. Ne yazısı silinmiş tabelalara takılırım, ne de çirkin elektrik direğine. Sen yeter ki iyi ol. Sağ ol Ramazan. Çok iyisin. Sen de öyle Asuman. Annem geliyor Ramazan, benim kapatmam lazım. Ha tamam. Tamam ama bak beni merakta koyma, tamam mı? Arada haberdar et. Olur mu? Tamam. Görüşürüz. Hadi. Ya aklım almıyor ya. Delirmiş bu adam. Ay ne zaman vazgeçecek bu huyundan? Sen konuşsan belki ikna olur. Konuşmadım mı sanıyorsun? Neyse. Sen sık dişini. Hı? Hem bir aya kalmaz denetimler biter. Beraber döneriz. Hem ben de izin alırım. Hı? Dedemizin çayını içtik. Asuman'ın sesini duyduk. Şimdi nereden başlıyoruz amcaoğlu? Buyurun.
İyi günler. Elektrik kesintisi şikayetiyle alakalı aramışsınız sanırım. Beyefendi ilçede elektrik idaresinde görevli. Hay Allah razı olsun evladım ya. Dünden beri perişan olduk. Elektrik yok. E hadi o zaman bir zahmet hallediverin. Maalesef öyle kolay halledemiyoruz. Elektrik arızası yok. Merkezden kesilmiş elektrik. Ne demek merkezden kesilmiş? Buraya bunu söylemeye mi geldiniz? Ha? Anne ne oluyor? Ya merkezden kesilmiş. Yok efendim bağlayamayız bilmem ne. Söyle bir şey söyle şunlara. Nasıl yani? Şimdi ben şöyle izah edeyim. Sizden önce bu evde oturan kiracı kaçak elektrik kullanmış maalesef. Kaçak elektrik kullanımıyla alakalı kendisine dava açılıyor. Olay yaklaşık bir senedir mahkemede. Dolayısıyla mahkeme sonuçlanmadan eve elektrik veremeyiz diyorlar. Öyle saçma şey mi olur? Bundan bize ne? Hı. Bu eski kiracının hatası. Yalnız Dilek Hanım maalesef o işler o şekilde yürümüyor. Eski kiracı kaydını sildirmediği için sistemde hala burada kayıtlı gözüküyor. Kira kontratınız var mı? Ne dedin konumunu bulamayacağım diye çok korktum ben. Evim mi? Nasıl yani? Evet. Evin yani evine bakıyorsun. Ben miyim yoksa? Bir bakmam lazım. Neye bakman lazım? Hı? Kontrat yok mu kızım? Yapmadınız mı kontrat? Yani tam olarak evi ben tutmadım aslında. Aa, kim tuttu peki? Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam Taner'im. Mesajını aldım. Gelmene gerek yoktu. Niye zahmet ettin buraya kadar? Estağfurullah abi ya. Öyle mesajla işi bırakmak mı olur yani? Biz burada kaç gün beraber çalıştık, ekmek bölüştük. Hem abi kusura bakma böyle bir anda işi de bırakıyoruz. Yani seni zor durumda bırakıyorsak eğer vallahi bir süre daha devam edebiliriz. Sıkıntı değil yani. Ne kusuru Taner'im? Allah yolunuzu açık etsin. İnan ki duyunca vallahi bir göğsüm kabardı. Kendi öz evladımın başarısı gibi sevindim. Baban rahmetli de görseydi nasıl sevinirdi kim bilir. Sağ olasın abi. Eyvallah. Baban seni anlatırken gözler ışıl ışıl olurdu Taner. Bir bisiklet mi ne yapmışsınız? Bir yeri aydınlatmışsınız. İnan ki şantiyede anlata anlata bitiremedi. Ya abi sen burada babamın misafirisin. Bir akşam yemeğe çık gel laflarız. Vallahi çok mutlu olurum abi ya. Hem burada bir şey ihtiyacın olur. Bir ihtiyacın olur yani abi. Telefon numaram sende var. İstediğin zaman arayabilirsin. Sağ ol Taner. Sağ olasın. Pardon abi. Efendim Dilek. Taner, çok özür dilerim. Böyle bir şey için rahatsız etmek istemezdim ama... hani bu evi sen tutmuştun ya, kira sözleşmesi var mıydı? Yoktu ya. Yani ev sahibi Almanya'daymış, uzun bir süre ulaşamamışlar. Bir akrabası verdi bana evi. Ne oldu, bir sıkıntı mı var? Yok, yok bir şey. Nasıl yok bir şey ya? Bir sıkıntı var yani. Ne oldu? Ya aslında elektrikle ilgili bir sorun var. Kira sözleşmesi olmadığı için elektriği üstümüze alamıyoruz. Eski kiracının üstünde duruyormuş hala. O da mahkemelik olduğu için elektriği kestiler şimdi. Peki bu akrabasına ulaşabilir miyiz? Ulaşırız tabii, ulaşırız. Merak etme sen. Sağ ol. Geliyorum ben hemen. Hay Allah. Misafirhanede tadilatta. Şöyle yapalım. Size kasabadan yeni bir yer bakalım. Remziye teyzenin ev var mesela. Birkaç haftaya boşalır. Taşınıyorlar mı? Yok, doktorlar gidici dedi. İki senedir yaşıyor ama geçen gün şöyle bir şey olmuş. Kendisi damdan düşmüş, bacağını kırmış, kötü kırmış. Dolayısıyla doktorlar artık kesin gidici hiç yolu yok dediler. Daha önce size söylemiştim konunun takipçisiyim diye. Bahsetmiştiniz Seyfettin Bey, evet. Teşekkür ederim, hiç gerek yok. Biz hallederiz. Peki o zaman iyi günler diliyorum size. İyi günler. Hay Allah. Bak işte halledin işi. İlla benim mi olmam lazım? Acık kafanızı çalıştırın oğlum. Ha ben sizin kafanıza tüküreyim. Beyinsiz herifler. Zaten burada bir işim var. Acil ettiler beni. Sinirim depemde. Neyse kapat kapat ben ararım seni. Elif. Sizin evin manzarası da pek güzelmiş. Bekleye bekleye bayağı belledim. Hadi hadi gidelim artık. Çok geç oldu. Daha bir sürü işim var. Thank you.
Ya oğlum Allah aşkına oyalanma ya. Gel hadi giy şunu. Hadi geç kalacaksın okula. Sedef, Erkan. Hadi annem saat kaç oldu? Ayakkabısını önce giyen kazanır. Hadi koş eşek sıpası. Gel kızım. Ya abin nerede? Erkan abim yok anne. Nasıl yok ya? Yine inadı mı tuttu? O kahvaltıdan sonra erkenden çıktı. Nasıl çıktı? Nereye çıktı? Ben niye görmedim? Sen bulaşıkları yıkarken okula gidiyorum deyip çıktı. Anladım. Ben şunu düzelteyim. Hadi kızım sen de giy ayakkabını. İsmet'in elini bırakma okula kadar, tamam mı? Tamam anne. Hadi Allah Zeynep çıktığı versin. Acaba çanta olmadan nereye gidiliyor? Al bakalım İsmet Efendi. Heh, tak kolunu. Yeter yeter. La ne istiyorsunuz Badagül? Ne istiyorsunuz la benden insafsızlar? Ne olmuş Sefer? Tuzak kurmuşlar, lastik patladı. Biz nasıl gideceğiz şimdi ilçeye? Lay lastik patladı diyorum. İptal seferler. Geçmiş olsun Sefer. Ne demek ulaşamıyorum Femida? Allah aşkına sen hani görüşüyorum demiştin? Hanımıyla problemleri varmış. O zaman bir görüştüm kira için tamam dedi. Sonra ses seda kesildi. Hay Allah. Ya kimseye vekalet falan da mı vermemiş? Vallahi ben bilmem ki vekalet falan hoca hanım. Bundan önceki kiracıyla da ben görüştüm. O zaman öyle sözleşme falan olmadı. Zaten adam kaçak kullanmış elektriği. Ah. Siz de öyle yapın. Komşudan çekin ortaklaşa ödersiniz. Ha tövbe tövbe. Teklif ettiği şeye bak. Kaçak elektrik kullanacakmışım. Ben imzalayayım. Birebir taklit edebilir miyim imzasını? Aa, tövbe tövbe. Bir de evrakta sahtecilik yapalım. Hayır zaten olay mahkemelik. Bizim başımızı belaya mı sokacaksın adam? Ne yapacağız peki? Vallahi bilmiyorum. Bakacağız artık başımızın çaresine. Ne yapıyoruz lan? Hoş geldin usta. Hoş bulduk. Zeki usta geldi mi? Yarım saat önce buradaydı. Öyle birkaç fotoğraf çekti gitti. Neyin fotoğrafını çekti lan? Zeki usta dükkanı satılığa çıkardı ya usta. Senin haberin yok muydu? Satılığa mı çıkardı dükkanı? Allah Allah. Kaldık ortada usta. Zaten elimizde üst beş kuruş bir şey geçiyordu. Onunla da kardeşimi okutuyorduk. Şimdi ne öğreneceğiz bilmiyorum. Ben de anamın tarlasında çalışmaya başlarım artık. Tiyatro falan da olacak gibi değil. Ne yapalım usta? Nasip bu kadarmış. Oğlum bir durun lan. Neymiş ne değilmiş bir anlayalım. Hadi geç içeri. Geç çalış. Hadi. Daha satılmadı dükkan. Bunları biri buralarda. Hah, operem. Listeye iyice baktım değil mi? Eksik falan kalmasın bak. Merak etme sen Ramazan. Eksik mi eksik olmaz. Bugün bütün malzemeleri toparlarım. Çırağından da yollarım size, tamam mı? Tamam, bak çok acil lazım bize ha. Çok büyük işler yapacağız, çok. Adamlar bize sahip çıktı, o panem mi?
100.000 lirayı var ya trink diye yatırdılar hesabımıza, yemin ediyorum. Niye? Çünkü bize inandılar. Bize güvendiler. Bak yanlış duymadın değil mi Openem mi? Biz bu kasabanın gençleri olarak hak ettiğimiz değeri adamlardan gördük ya. Seyfettin, ne diyor bu ya? Birileri bunun hesabına 100.000 lira yatırmış başkanım. Ama ne maksatla yatırmış, neden yatırmış onu tam anlayamadım. Yani 100.000 lirayı bize boşuna vermediler Openem mi? Üretelim diye verdiler, geliştirelim diye verdiler. Bak, bundan sonra gerek kasabamıza, gerek ülkemize faydalı icatlar geliştirmek için çalışmalara başlıyoruz. Tamam? Bak sana da çok işimiz düşecek ha. En büyük tedarikçimiz olacak. Vallahi helal olsun lan Ramazan size. Acayip nakite sıkıştığım bir dönemde Hızır gibi imdadıma yetiştiniz. Derman oldunuz, derman. Allah sizden razı olsun. Ya hep beraber kalkındıracağız Openem mi? Sonuçta kasaba bizim kasabamız değil mi? Ha, şimdi anladım. Yatırım almış bunlar. İcat mecat işleri başkanım. Seyfettin, sağır değilim, duyuyorum. Yani ne demişler Openem mi? Altın yere düşse de altındır, kalksa da altındır. Önemli olan hangi şart olursa olsun altının altın olduğunu bilmektir. Ne bakıyorsun başkanım? Hiç mi gururlu ve başarılı bir adam görmediniz? Kolay gelsin Openem. Sen malzemeleri en kısa zamanda topla, biz bekliyoruz tamam? Yerimizi parçaladın, ona sağdı diyor abi, kurban olayım sana. Tam da anama yakışır bir adı oldu. Bu kadınlanca böyle uğurlanır abi, sağ ol var ol. Tamam, ver şu paramı da gidin hadi. Hüseyin abi, ne? Benim bir yengem var. Eli kulağında gidici. Ön var, yarın yok abi. Çok memnun kalmışlar. İlla bizim adı da geçsin diyorlar. La tamam başlarım, senin yengeni şimdi eli kulağında. Ver şu parayı gidin, zaten ağrıda ölüyorum ben ya. Ne oluyor Hüseyin? Domdom kurşunu değmiş gibi ne böğürüyor? Gülşül, hemen bana bir tane sıcak havlu yap. Böbreğim ağrıyor, çabuk sıcak havlu yap Gülşül. Ano, yanardağ gibi yanıyorsun ya sen. Kalk hadi kalk, hastaneye gidiyorum. Gitmem. Sen bilmiyor musun beni Gülşül? Ben hastaneye git der miyim? Gitmem. Başlatma korkundan şimdi. Kaç yaşında adam oldun ya? Kalk hadi kalk, gidiyor. Yok. Korkuyorum işte, korkuyorum ben. Sana mı soracağım neyden korktuğumu, neyden korkmadığımı? Sen bana bir tane sıcak havlu yap, bir tane ağrı kesici ver. Ben şurada biraz uyudum, bir geçer, hepsi geçer Gülşül.
kah kah. Ana, ana bu. Ana ölüyorum ben. Ana benim orada. Ana bu nasıl bir şey? Yavaş la yavaş. Dikkatli taşıyın. Büyümek kolay değil. Eşyaları da yeniliyor. Her yandan para yağıyor mübarek. Yani benden şarkıcı olur mu diyorsun kardeşim? Olmam mı hiç? Şarkıcılık denen müessese senin için kurulmuş desem... ...dam yeri ve de dam zamanıdır. Ah buyur. Yani senin şarkıcı olman şart, şap şart. Tabii önce bir miktar para ateşlemen gerekiyor. Malum ofise bir sürü masraf ettik. Para işi hiç mühim değil. Sen yeter ki beni parlat kardeşim. Buyurun, birine mi bakmıştınız? Faruk Müzik. Siz misiniz? Da kendisi. Bendeniz Tuncay Faruk Damar. Bu da kartım, buyurun. Ben ünlü olmak istiyorum. Sesimle, okuyacağım şarkılarla, türkülerle milyonların kalbine kazınmak istiyorum. Ünlü olmam şart diyorsun yani. Kesinlikle şap şart. Olursun, olursun tabii de bu işler öyle göründüğü gibi değil. Biraz masraflı. Hayır yani ne kadar masraflı? Parası neyse veririk. 40.000. Bilemedin 49.999. Çeyiz param bunlar. Al. Ama bak, yeter ki beni Selami'den daha ünlü yap. Kariyerimin üstüne konmak ne demekmiş görsün. Yağıyor mübarek, yağıyor. Yani ofise yıldız yağmuru gibi yıldız yağıyor. Bayim, sende zıtar ışığı var. Değer Selami, herkesi zorlarsın. Vallahi mi? Erkan, 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 bak hele bir. Nasılsın Erkan, iyi misin? Ben yaptım. Camı da ben indirdim. Lastiğini de ben patlattım. Uzak dur bizden. Anamdan da uzak dur. Erkan, anlıyorum seni. Biliyorum annenle evlenmek istediğim için böyle davranıyorsun ama. Aması yok Sefer amca. Anamdan uzak duracaksın işte. Anam babamla yeniden evlenecek. Onun kafasını karıştırmana da izin vermeyeceğim. O nasıl laf Erkan? Ben sana ailene yanlış gözle bakarım. Sizi üzmek ister miyim hiç? Ben babamı istiyorum. Sen değil. İşine bak Sefer amca. Bir daha da anamın karşısına çıkma. Bir çay versene kardeş. Merhaba Elin. Merhaba Elin. Sen kimlerdensin ya? Çıkaramadım ben seni. Tanımazsın. Buralı değilim ben. He, arsa marsa işleriyse tam adamına denk geldin. Küçük çaplı emlak işleri de yapıyoruz. Küçük yer sonuçta. Kasabanın bütün havadisleri bu kahvede döner. Ah hele. Adın ne senin? Rıfat. Kellerin Rıfat derler. Sülalede hiç kelle yok ha. Hiç yok. Ama halk öyle uygun görmüş. Kasabanın saygın bir esnafıyık. Bu Sefer'i tanır mısın sen? Hangi Sefer'de olmuş? Sefer mi? Göreceksin ki Sefer'i.
Yani nasıl biridir? Arkası var mıdır? Tam yerine geldim. Cevap veriyorum. Çok iyi adamdır. Ya eğilimi sormadım sana. Ucu kuvveti nasıldır kasabada? Yani akrabayı tarlonu soruyorsan kimi kimsesi yok. Ama arkası sağlam mı dersen sağlam derim. Nasıl yani? Sefer abi kırmızı çizgimizdir. Sen böyle ne maksatla soruyorsun bunu? Kimsin, necisin, nesin bilmiyorum ama... Sefer abinin arkasında da ben varım. Ha bak şurada dükkan var ya, o var. Onun yanındaki, bak öbür yanındaki. Bütün kasaba var senin anlayacağın. Vallahi Sefer abiye biri bir laf etsin. Yemin ediyorum karşısında bizi bulur. Çayını iç. Param arada istemez. Böyle Sefer abiyi falan da fazla ırgalama. Hadi yoluna. Sizin bu saatte ne işiniz var burada? Öğretmenler toplantısı varmış. Erken bıraktılar. Abiniz nerede peki? Şey, o arkadaşlarıyla biraz oynayacakmış. Hey madem oynasın. Anne. Ha gülüm. Anne aslında bir şey var. Ne var annem söyle. Okulda abimin arkadaşları konuşurken duydum. Sefer amcanın lastiğini patlatmış. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim ya. Anne, abim Sefer amcaya bir kötülük yapacak diye korkuyorum. Yok kızım niye korkuyorsun ya? Hadi siz doğru odanıza güzelce üstünüzü çıkarın değil mi? Sen şimdi görürsün Erkan Efendi. Bak haydut mu yetiştiriyorum, ne yapıyorum acaba ya? Lan verin lan çantamı. Verin lan çantamı. Verin lan çantamı. Lan. Baba. Babam benim. Benim babam. Ne yapıyorsunuz gençler? Sağ ol abi. Erkan seni anlata bitiremedi. Biz bir süre ayrı düştük. Ama artık beraberiz. Annem kızmaz mı görünce? Yok oğlum benim zaten bir işim vardı. Geçerken uğradım. Keşke kalsan. Merak etme oğlum. Yakında daha sık görüşeceğiz. Baba. Ben bir ara sağa gelmiştim. İlçede. Yanında bir çocuk, bir de kadın vardı. Senin başka bir çocuğun mu var? Yok oğlum. Benim sizden başka çocuğum yok. O bir arkadaşımın çocuğuydu. Bir süre onlara yardım etmem gerekiyordu, o kadar. Biliyordum. Aslan babam benim. Aslan babam. Taner, sen yapacağını yaptın evladım. Sağ ol. İşin gücün vardır, biz gerisini hallederiz. Öğretmenim ben... Senin bir suçun yok evladım. Sen sadece iyi niyetinle güzel bir şeyler yapmak istemişsin. Hani dedim ya, biz gerisini hallederiz. Biz hallederiz Taner. Lütfen. Peki madem. Jeneratör. Yedek jeneratör var laboratuvarda. Onu getirsek bir müddet idare ederiz anne. Saçmalama Allah aşkına. Ne jeneratörüymüş o ya? Her gün pat 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 jeneratörmüş. Kafamı kalır bunda.
Allah Allah. Hadi kafa kaldı diyelim. Benzin mi dayanır buna? Ha? Para, para, para. Aa, neyi zorluyoruz ki biz bu evde? Gidelim ilçeden adam gibi bir ev tutalım. Hem ne olacak? 15 dakikada işine gider gelirsin. Araban var. Ya anne bunun için ev mi değiştirilir? Çözeriz bir şekilde dedim. Zaten kombi yok, bir şey yok. Birkaç gün idare ederiz. Ha? Kızım neyi zorluyorsun ya? Nedir bu vazgeçilmez bu evdeki? Hadi her yeri dökülüyor zaten. Çözeceğim diyorum anne, çözeceğim. Söz. Taner için değil mi? Hatırası var çünkü. Ah kızım ya, sen niye böylesin? Niye hep bir sır küpü gibisin? Anne, konuştuk bunları artık. Ne olur üstüme gelme lütfen. Lütfen. Vallahi amcaoğlu yani benim yüzümden oldu ya. Yani öyle bir heyecan gittik tuttuk evi. Ne kontrat var, ne elektrik, ne başka bir şey. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. İşte aşkın gözü kör diye boşuna dememişler amcaoğlu. İnsana bazen böyle saçma sapan hareketler yaptırabiliyor. Yani. Tamam da oğlum nereden bileceksin ya? Kasaba yerinde kim kimle kira kontratı yapıyor oğlum? Elektrik bağlıysa gider oturursun, fatura gelince ödersin bu. Asıl ondan önce oturan adamı bulup ömüğünü sıkmak lazımmış. Yenileceğin öfkene içinde ne var ne yok adamdan çıkaracaksın. Amcaoğlu sen iyi misin ya? Amcaoğlu sen böyle taşınma işine falan mı gerildin? Ne oldu ya? Hayırdır? Hı? Yok ya gerilmedim bir şeye. Dilek için ne yapacağız? Düşündünüz mü? Yani bir yol bulmam lazım amcaoğlu işte. Bakalım. Bunları bu durumdan kurtarmak için bir yol bulacağım. He deyince şimdi evde bulunmaz ki ya. E oğlum Remziye teyzelerin evi varmış ya. Kadın bir senedir ölecek. Babam eli kulağında selasını bekliyor. Ne yapacağız amcaoğlu? Ne yapacağız? Sen neler yapıyorsun işte? İşler nasıl? İyi, iyi. Şşş, garson. Hale bak. Bu nasıl çay la? Adam gibi çay koyun oğlum içine. Bu ne? Değiştireyim hemen. Haydi. Alt tarafı bir çay getirecekler. Onu bile beceremiyorlar. Baştan demli çay istiyorum deseydin ya sen de. Ne var la? Oğlum aramayın demedim. Görüşmedeyim. Oğlum. Ne demek demirleri eksik getirmişler? Memo yok muydu başında? Ya siz beni sinirlendirmek için mi varsınız? Siz beni delirtmek için mi vazifelendirildiniz? Kov Memo'yu. Defolsun gitsin. Lan başlattırma anasından danasından. İnsan iyi niyetli olunca tepesine çıkıyorlar. Yok anası hasta dediler. Bilmem ne dediler aldık işe. Yaptığını görüyor musun? Sonra vicdan yaptırıyorlar adama. Neyse. Bir ağız tadıyla çay içirtmediler. Hadi oğlum bir çay getireceksiniz. Şey, ben de bir su rica edebilir miyim? Elif, bak anlaşalım seninle. Sen böyle garsonla falan muhatap olma. Bana de, ne istiyorsan ben söyleyiverim. Oğlum, su da getir la. Heh. Bu adam ne böyle ya? Ömrünü yer bu senin ömrünü.
Lastiğin altına çivil tahtaya koyanı buldun mu Sefer? Hangi yılan yapmış bu işi? Yılan mı lan karıştırma, yok bir şey. Bir aksilik olmuş işte, haydi işine bak. Sefer, ya ne olmuş böyle? Ufak bir talihsizlik işte. Ama ustalar hallediyor, çok şükür. Bir sıkıntı yok yani. Ben her şeyi biliyorum Sefer. Bunların hepsini Erkan yaptı. Ya bu çocuk iyice yoldan çıktı ya. Ama sen dur. O ona yapacağımı biliyorum. Zahide dur, dur, dur. Bir sakin ol ya. Ne yapıyorsun? Dur. Erkan abi Şeda. Yani çocuk kendince haklı. Babasını istiyor. Ben istemiyorum ki. Bunun seni onu yok Sefer. Ya bu düpedüz eşkıyalık. Olur mu öyle şey? Senin malına zarar vermiş, canına kastetmiş ya. Ama ben bu zararı karşılayacağım. Ona da bunun hesabını soracağım. Zahide. Ya kırılan bir cam, değişen bir lastik, bunun zararı mı olur ya? Erkan'a bir şey yapma. Eğer Erkan'a yüklenirsen, olayı kaldırmaya kalkarsan... ...bir ömür boyu onu zararla yaşarsın. Erkan duygusal çocuk. Babasını çok özlemiş sadece, hepsi bu. Ne diyeyim Sefer? Hakkını helal et. Sen de kaderime ortak ettim. Olmadık işler geldi başına. Hakkını helal et. Ben senin kaderinin bir parçası oldum ya. Daha da bir şey olmaz bana. Hakkım da helal hoş olsun. Bu kadar eşya nasıl toplanacak? Şaştım kaldım vallahi baba ya. Kızım sen bak, ihtiyacınız olan ne varsa sizde kalsın. Benim gittiğim yer küçük. Bu kadar eşya bana fazla zaten. Ya baba, sen gideceğin yerde rahat edebilecek misin? Etmem mi kızım? Mis gibi ev. Zavayı bir yakıyorsun, bir ısınıyor ev, hamama dönüyor vallahi. Küçükte bir bahçesi var. Banyosu neyim? Yeni gibi. Vallahi gayet iyi. Ya baba, benim böyle hiç içime sinmiyor ya. Sen de bizle kalsan olmaz mı? Kızım, o zaman buraya taşınmanızın ne anlamı kalır kızım? Siz yuva kuracağınız, keyfinize göre yaşayacağınız bir yuva. Sadece sizin yuvanız olacak. Babam. Cemile'm, bu ev sizin için yepyeni bir başlangıç olsun. Ama benim yaptığım hataları yapmayın. Belki de ablam haklı. Belki de annenin ölümünden ben suçluyum. Nasıl laf baba? Sen suçlu falan değilsin. Ben seni öyle çok seviyorum ki. Sen dünyanın en iyi babasısın. İyi ki varsın. Allah seni benim başımdan eksik etmesin. Kızım bu akşam sen burada kalsan olur mu? Bu akşam benim bu evdeki son gecem. Veysel'e haber verelim. Eğer bir sıkıntı çıkmayacaksa baba kız kalalım, az konuşalım. Olur mu? Olmam mı hiç? Kalırım tabii. Seve seve kalırım. Oy yavrum, yavrum. Ya niye çıkarttık amcaoğlu bunları, ha? Bir jeneratör işi çözmez mi? Ne düşünüyorsun bu kadar? Ya jeneratöre kafa beyin mi dayanır? Ne benzin yetişir onunla bir şey? Doğru yani, temiz enerji diyoruz, benim dediğime bak. Yok yani, aklıma bir şey gelmiyor. Yok vallahi aklıma bir şey gelmiyor. Tabii ya. Tabii ya. Ne oldu amcaoğlu? Gene niye tamam bağladın lan? Ne buldun? Alo. Yürü, yürü. Amcaoğlu. Amcaoğlu.
Erken çalışmaya başladı amcum. Amcaoğlu bana biraz müsaade etsenize. Vallahi hadi bana biraz müsaade. Çıkın çıkın çıkın. Vallahi, evet çıkın. Hadi. Ya oğlum çok soğuk ya burası. Donacağız burada ya. Amcuna ne yapıyor ya bu içeride? Atomu neyin mi parçalıyor? Vallahi garden adam olduk burada. Ya eve mi gitsek? Ne yapsak? Bu böyle olmayacak. Donduk ya. Ben gidiyorum amcuna. Bunu da bırakamıyorum. Amcuna! Yani kusura bakma, rahatsız etmek gibi olmasın da. Yani ne yapalım biz, gidelim mi? Ya şey yapalım diyoruz amcaoğlu. Sen arayınca geliriz biz ya. Amcaoğlu, bunu görmeniz lazım. Gir hemen, gir hemen. Amcaoğlu. Oğlum ne yaptın, donduk ya. Vallahi donduk. Amcaoğlu, sizi yeni icadımızla tanıştırayım. TES 2021. Yani temiz enerji santrali. Bak bir dakika. Şimdi şu gördüğünüz rüzgar türbünü. Yani yeni nesil rüzgar gülü. Nasıl yani? Şimdi bir dakika, rüzgar gülü derken bu bizim dışarıdaki şey gibi mi, yel değirmeni gibi mi? Yok, tam olarak öyle değil. Yani bu daha az gürültülü hem de daha fazla enerji verecek. Nasıl yani, şimdi bu şey mi daha fazla enerji verecek? Amcaoğlu, bu gece enerjiniz var mı? Ha? Vallahi bak, ben her şeyi biliyorum kafamda. Çok kısa zamanda hallederiz. Ya amcaoğlu, biz var ya manyaklıkların adamıyız. İmkansız dediğin şey var ya, tam olarak işte bizim işimiz ya. Aslan be! Oğlum var ya, ne evin derdi, ne dükkanın derdi. Ben sizinleyken hepsini unutuyorum. Varız la, hallederiz. Gel aslanım. Bir dakika. Ne oldu lan? Bir dakika. Bir dakika. İlham kaynağımız olmadan olmaz. Aç lan, aç lan. Sınalım biraz. Bağ gel bastana, gel bay bay bay. Orada arıyorsun. Orada gel. Şey olmadı mı? Bir açtı, atlamayın. Sıcaklık geliyor. Güller destele. Yandım, yandım. Bu yine seni biraz rahatlatır Hüseyin amca. Ama böyle iğneyle falan olmaz. Senin acilen bir hastaneye gitmen lazım. Yani muhtemelen böbrek taşı döküyorsun. Böyle hiçbir şey yapmadan yatman çok tehlikeli. Katiyen olmaz. Hastaneye hastaneye gitmem ben. Bıktım senin olmazından da inadından da. Söyledim kızım. Gidelim diye yalvardım da dinlemiyor ki. Karışmayın bana. İşinize bakın. Bak bu iğne iyi gelecek bana. Böyle aşağı doğru akıyor. Hissediyor musun Gülşen? Yok yok. İğne iyi gelecek vallahi. Geç kızım geç. Sen de işinden gücünden kalma. Bundan uğraşılmaz. Anca böyle yatacak bu yaralı tavşan gibi. Sen yine de gözünü Hüseyin amcanın üstünden ayırma Gülşen abla. Yani ateşi falan çıkacak olursa mutlaka hastaneye gidin. Sağ ol kızım. Allah senden razı olsun. Ha unutmadan. Aceleden soramadım. Koreli'nin Yaşar'la nasıl gidiyor? Alışabildiniz mi birbirinize? Yani alışmaya çalışıyoruz. Alışırsınız, alışırsınız. Ecik kaba saba biridir ama rahat ettirir seni. Bolluk içinde yaşatır. Ha hoşuna gitmeyen bir şey olursa da çekinme söyle. Hiçbir şeye mecbur değilsin. Sağ ol Gülşil abla. Kız Gülşil! Bir bardak su ver hele ya. İçim kurudu benim. Adamın iyisi damda bağlı demişler. Ahanda koruyor. Yat desen yatmaz, kalk desen kalkmaz. Sen sıkma canını. Az zaman geçsin, yüreğin ısınır. Neyse, hadi Allah rahatlık versin. Sağ ol kızım. Ayağına sağlık. Ya sen ne istiyorsun Sefer abinden ya? Ya sana ne yaptı bu adam ya? Yok gidiyorsun camını kırıyorsun, lastiğini patlatıyorsun. Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun, ne yapmaya ya? Amacın ne amacın? Senin kafanı karıştırmayacak bir daha. Sen babamla evleneceksin. Yok ya, sana mı soracağım kiminle evlenip evlenmeyeceğimi? Terbiyesiz.
Ya seni insan gibi karşıma aldım, içimi açtım, derdimi paylaştım. Bu mu yapacağın şey ya? Yürü git odana, gözüm görmesin seni. Erkan yürü git. Ya yetti artık, canıma yetti ya. Kızım bir sakin ol. Yapmış işte bir çocukluk. Ana, bunun yaptığı şey çocukluk falan değil. Bildiğin suç, suç, mala zarar vermek, haneye tecavüz. Haydutları yetiştiriyorum ben be. Sakin ol. Ha, gel kızım, gel. Hayrolsun kızım. Halime teyze, rahatsız ediyorum ama bir durum var. Senden başka da diyecek kimseyi bulamadım. Ne oldu, kötü bir şey mi oldu? Bu Yaşar denilen adam, hiç anlatıldığı gibi biri çıkmadı. Bu adam ablama çok zarar verir. Ben anlatmaya çalıştım ama anlatamadım. Ben olacakları görüyorum. Ama ablam sanki kör olmuş gibi. Sanki kendini cezalandırıyor gibi. Ne yapacağımı bilemedim, sana geldim Halime teyze. Etme! Tavşanları bunlar. Yaşa. Vallahi aşk nelere kadir diye boşuna dememişler ha. Bak Dilek yenge şu an uzaylılar kaçırsaydı yemin ediyorum. Biz haftaya var ya koloni kurmuştuk Mars'a. Vallahi doğru diyorsun ha. Hatta uzay mekiğini de sen kullanırdın oğlum. Mars'a inen ilk bıyıklı. Aa. Tamam la tamam hadi şey yapın, çayınızı için de işimiz var zaten hadi. Bak bak bak, utandı utandı. Utanması var bu çocuğun yani. Köpek seni. Vallahi hem dahi hem de köpek, köpek. La dur, çay ver elimde, dökeceksin çayı, dur. Tamam, tamam. Amca Asuman arıyor. Bana iki dakika müsaade edin, ben geleyim, tamam mı? Ya Asuman açık, biz desek çıkmaz. Çıkmaz, hayatta. İyi, benim çayım bitti. Oğlum bir keyif yapsaydın. He? Keyif, hadi devam, devam, hadi devam. Selamun aleyküm amca oğlum. He, aleyküm selam, selamı. Ne yapıyorsunuz bu saatte? Ben de uyumaya geldiydim de müsait değil miydiniz? Vallahi Selam, içeri şantiye alanı gibi git, nerede uyuyorsun uyu. Ha, gene icat işleri diyorsunuz he? He. Bir şey olmaz amca oğlum, ben içeride köşede bir yerde kıvrılır yatarım. Ha, tamam tamam hadi. Alo buyurun. Dertli dinleme de ben şansıyla mı görüşüyorum? Ramazan. Asuman ne oldu, iyi misin, ağladın mı sen? Kusura bakma Ramazan, ben rahatsız ettim seni bu saatte. Öyle şey olur mu Asuman? Rahatsızlık ne demek? Sen beni anca mutlu edersin, bahtiyar edersin. Yani olsa olsa derdini ortak edersin. Hadi söyle ne oldu? Ben çok mutsuzum Ramazan. Ne yaptıysam olmadı. Ben yapamıyorum burada. Bunalıyorum. Çok özledim Ramazan. Ya evimi, bağlamama. Toprağı. Seni çok özledim. Annem geliyor Ramazan benim. Kapatmam lazım. Kendine iyi bak. Beni özlemiş. Kurban olurum ben sana. Bakıyorum da çabuk karartmışsın delikanlı çaydanlığı. Önemli olan içimiz kararmasın. Öyle değil mi Abdullah amca? Buraların havası yaramış sana maşallah. Neşen yerine gelmiş. Yaradı yaradı. Hem de nasıl yaradı ya? Kendimi buldum yemin ediyorum. Şirketteki işleri de arkadaşlara devrettim. Gerçi onlar sağ olsunlar. Küçük bir ortaklık ayırmışlar benim için ama... İlgilenmiyorum artık. Bundan böyle ruhumu dinlendireceğim. Ertelediğim ne varsa onları yapacağım. Hatta bak şu kolyeyi görüyor musun? İçinde kitap dolu. Okumadığım kitaplar. Burada hepsini tek tek okuyacağım. Kitaplar dünyaya açılan kapı. Okudukça dünyayı da okuyacaksın. Keşfedeceksin, zenginleşeceksin. Okumaktan, akletmekten hiçbir zaman geri durma delikanlı. İnşallah Abdullah amca. Hadi kahvaltıyı bekletmeyelim. Gerçi bir çobanın kahvaltısı gibi olmaz ama bu da bir şeydir değil mi? Muhabbetimizle tatlanır hepsi. Yine yolculuğa çıkar mıyız? Her şeyin bir zamanı var delikanlı. Yol seni çağırır, o zaman çıkarız yeni bir yola.
Dilek, bugün biraz keyifsizim. Beni idare eder misin? Kızım, ne elektriği ya? Bak. Aa, hani yapamıyorlardı? Ne ara oldu bu iş? Aa, dur. Sessizce seven adamlar tanıdım. İncitmeden, ürkütmeden. Bir kelebeğin kanadını sever gibi ya da bir serçe sürüsünü kaçırmadan. Seven adamlar tanıdım sessizce, kırmadan, incitmeden, sadece seven. Sen, amcaoğlu. Kalk la kalk. Kalk, orada kalmışız, kalk. Dışarıdan bir ses geldi, kalk. Çıtakların koyunlarıdır. Gelsin, bırak, bir şey olmaz. Ya kalk, hadi kalk. Allah Allah, ölü gibi yatmışız. Allah, geç kaldık ya. Kalk. Allah. Her yerim donmuşum, her yerim. Oğlum, Ramazan yok. Ne yok ya, nasıl yok? Sobayı yakmadık mı biz ya? Oğlum, bisikleti de almış gitmiş. Allah Allah. E nereye gider ki bu saatte bu? Ano! Ano, 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 ano. Gülşen! Kız koş, kız Gülşen, koş, koş. Git bizim ağaççıları çağır gelsinler. Benim başımda ağaç yaksınlar. Ben gidiyorum. Gidiyorum ben oğlum. Canıma yetti artık. Kalk, giy şu ceketini, gidiyor. Kalk. Gitmem. Gitmem, ben hastaneye gitmeyeyim. Ya sana hastaneye git diyen mi var be adam? Madem hastaneye gitmiyorsun, kalk Muammer abinin gittiği Ali Fakı köyüne git. Orada böbrek taşına iyi gelen su mu ne varmış? Git, su mu içiyorsun? Ne yapıyorsun? Yap, böyle olmayacak ya. Su mu? Aferin Gülşir. Tamam, olursa olur. Gidelim. Kalk. Kalk gidelim, kalk. Kalk, kalk. Allah razı olsun Gülşen. Beni taşı Gülşen. Arabayı çalmışlar.
Arabayı çalmışlar. Gülşen, Gülşen koş kız koş koş. Hırsızlar. Git jandarmayı ara, hemen jandarmayı ara. Para bir. Ya bir dur, bir dur hemen ortalığı ayağa kaldırma sabah sabah ya. Gitti senin araba. Gitti mi? Nereye gitti? Da benim haberim olmadan araba nereye gidecek? Ya Ramazan işi varmış, o götürdü. Ne? Ne? Ya hemen kubarma çulluk gibi ya. Hiçbir şeyden haberin yok senin Hüseyin, hiçbir şeyden haberin yok. Hüseyin bak, oğlan dertli olmuş, dertli. Ne yapsaydım? Arabayı vermeseydim de ince hastalığa mı yakalansaydı çocuk? Biz buluruz şimdi senden başka araba. Gülşin, ben bu halde nasıl araba bulayım? Nerede bulayım ya? Lan Ramazan ya. Lan Ramazan ya. Ramazan! Şş, iyi misin toprağım? Bak, hacet falan gidereceksen söyle. Çekeyim petrolü ha. Hallet işini. Sonra arabaya yapma. Alo. Amcaoğlu neredesin sen? Ben Asuman'ı almaya gidiyorum amcaoğlu. Ne Asuman oğlum, manyak mısın sen ya? Oğlum sen delirdin mi? He, sen delirdin mi? Bak Münir Başkan duyarsa yemin ediyorum öldürür seni ya. Öldürmezse hatırım kalır amcaoğlu. Asuman orada üzgünken ben hayatıma devam edemiyorum. Ya siz merak etmeyin. Ben her şeyi düşündüm. İnce ince bak sabaha kadar bütün planı yaptım ben. Tamam. Bak bu olanlar aramızda kalsın ha. Kimseye bir şey söylemeyin. Tamam, ben arayacağım. Hadi Allah'a emanet. Ne? Hasbinallah. Vallahi bak. Kırık bu çocuk, kırık. Bir kitap yüzü açmadın da. Böyle olmaz ama. Bir şeylere mecbur olmak zor değil mi? Bağlamama almama bile izin vermedi. Baban işte. Ben çok mu mutluyum sanki böyle sizden ayrı? İstifa edeyim geleyim diyorum. Emekliliğine ne kaldı ki diyor. Ben anlamıyorum ki bu kadar endişe nedir? İşi gücü bıraksak kimseye muhtaç olmadan yaşar gideriz. Ömrü de bolluk içinde geçti. Yokluk da görmedi. Neyin korkusu bu anlamıyorum. Ben artık dayanamıyorum anne. Ya ben artık ne senin yokluğuna dayanabiliyorum ne de böyle dışarıda olmaya. 4 sene üniversite her gün sürgündeymişim gibi geldi. Yok ben yapamıyorum, daralıyorum ben dışarıda. Sık dişini kızım. Ben birkaç güne zaten Karadeniz'e teftişe gidiyorum. Sen burada kalırsın. İster çalışırsın, istersen bir film açar seyredersin. Ha? Zaten şurada sınava ne kaldı ki? Birazcık sabır. Nasıl bir akümülatör? Kim yaptı bunu? Elektriği buraya toplamış, buradan sizin eve vermiş. Bizim bir dahilimiz yok. Hiçbir alakamız yok memur bey. Merak etmeyin, bu bir problem değil. Sonuçta ha jeneratör kullanmışsınız eve, ha bunu. Mevzuata göre değişen bir şey yok zaten. Ha. Oh, çok şükür, çok şükür. Dilek, bir sıkıntı mı var? Yok, yok bir sıkıntı yok. Bu neymiş böyle? Kim yaptı bunu? Amcaoğlu, bir bak bakayım ışık yanıyor mu? Bir bak bak, göremiyorum oğlum ben. Ne ışığı oğlum gündüz gündüz? He? Bu saatte ne ışığı göreceğim? Aceleye getirdik. Bir gecede yapacağız diye aceleye geldi. Vallahi. E kimin yüzünden oğlum, senin yüzünden? Bir gece daha elektriksiz kalsalardı ölürler miydi? Ya amcaoğlu, Dileğin odasında soba kurulu değil. Yani kız elektrikli sobayla ısınıyor. Üşümesin diye, ondan. Hayır, Cemile'yi de eve yolladık. Cemile'yi eve yollamasaydık giderdi bakardı. Biz şimdi nasıl anlayacağız? Bir sürü insan var evin önünde. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Nasıl bakacağız? Aner ve Düğüncü Muammer'in oğlu Veysel. Ne yapıyorsunuz burada? Şey yapıyorduk. Ne yapıyorduk lan? Duruyorduk öyle. He, duruyorduk. He. He. Geç, geç. Nizam intizam zamanı. Kontrol. Ey kafanı, saçları kontrol edeceğim. Ey.
Gel bakayım. Bu ne? Bu faaliler uzamış. Kesilecek. Biraz acı tadım mı? Uzatın bakayım tırnak kontrolü. Uzat, 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 uzat. Bu elektrik şeysini siz mi yaptınız? TESİ 2021. Temiz enerji santrali. Biz yaptık. He. Gece sessiz sedasız. Ya vallahi öğretmenim yani hata ettiysek affedin. Sonuçta bu evi tutmanıza ben sebep oldum. Mağdur olmanızı da istemem hiç. İlk defa mı böyle bir şey yapıyorsunuz? Yani başka yok. İlk. İlk ve tek. Bu buldu dün. Biz de gece imar ettik öğretmenim. Siz yaptınız. Başka yok. Başka yok. O zaman bunu videoya alacağız. Tamam mı? Böyle uçak gibi bunu da çaldırmayın. Yok öğretmenim. Gerek yok. Biz yenisini yaparız. Aa, kızdırma beni evladım ya. Olur mu öyle şey? Bunu kayıt altına almak zorundayız. Sonra yaparsınız. Geç. TESİ 2021. Bu görmüş olduğunuz pervaneler tamamen çift katmanlıdır. Yani rüzgar buradan süzülerek bu pervaneleri döndürür. Yani aslında değirmenle rüzgar gülü mantığıyla aynı gibi görünse de daha küçük olduğu için yani bize daha az gürültülü ve daha süren bir enerji sağlamaktadır. Ve bunu en ufak rüzgarlarda bile elde edebilirsiniz. Rüzgarın hangi yönden estiğinin hiçbir önemi yok. Çünkü gövdesi yelken görevi görmektedir. Yani rüzgar hangi yönden eserse essin o tarafa dönerek rüzgarı almaktadır. Bu pervanelerdeki iki kademe rüzgarı daha verimli kullanmamızı sağlıyor. Yani tek kademeli sistemlerde ilk gelen rüzgar pervaneleri döndürüyor, ikinci gelen rüzgar boşa çıkıyor. Yani böylelikle ikide bir enerji sağlıyor. Ama bizim yaptığımız bu icadımızda ilk gelen rüzgar pervaneleri döndürüyor, ikinci gelen rüzgar da bu tribünü döndürüyor. Yani böylelikle ikide iki enerji sağlıyor bize. Bu sayede de maksimum verimlilikte kullanabiliyoruz. Son olarak yaptığımız akümülatör sayesinde enerjiyi depolayabiliyoruz. Yani böylelikle kesintisiz ve süren bir enerji sağlıyor. Peki niye bundan bizim laboratuvarda yaptırmıyoruz? Ya jeneratörler gürültülü çalıştığı için kayaların düşme riskini artırıyor. Bunun daha büyüğünü bizim için yaparsanız bizi büyük beladan kurtarmış olursunuz. Yaparız tabii ya. Yaparız ya. Niye yapmayalım? Tamam anlaştık o zaman. Dilek çok şanslısın. Sevgilin fena. Fener. Sen... Bunları yani bedavaya yapmayacaksın herhalde değil mi? Yok öğretmenim ya. Yok olur mu öyle şey yani? Olmaz hayatta. Hayatta olmaz. Aa. O zaman borcumuzu bir yemekle ödeyebiliriz değil mi? Cemile ile şey neydi? Ramazan. Hah Ramazan. Yarın akşam onu da alıp geliyorsunuz. Hep beraber size yemek yapıyorum. Tamam tamam geliriz öğretmen. Geliriz. Hı. Tamam bekliyoruz o zaman. Evet, hayırlı olsun. Hadi biz gidelim. Güle güle kullanın. Sağ olun, sağ olun oğlum. Anne! Canım! Top çikolatadan da aldın mı? Aldım. İnşallah bu sefer çok almayı unutmamışsındır anne. Unutur muyum ya? Ben hiç unutur muyum camlarımı? Anne! Hadi geçin bakayım. Evet. Tokalarınız burada. Çok güzel. Bu da var. Bunlar da top çikolataları. Çok güzel. Kızım, abin nerede? Uyuyor mu hala? Sabah uyandığımda görmedim. Gitmişti. Çok güzel. İyi ben bir ona bakayım değil mi? Tamam. Ha Yiğit, bakın hele Erkan'ı gördünüz mü? Görmedik Saide abla. İyi tamam. Hmm.
Baba, ben sana geldim. Bundan sonra seninle yaşayacağım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kasabamızın şöhreti Selami Bibi Sesleşif buyurmuşlar. Buyurun efendim, çay mı içeceksiniz? Çay içeceksiniz, önce bir iki meresiyeyi bir dökün la. Öncelikle benim adım Selami Ferses, Bülbül Ses değil. Ayrıyeten kaçmıyoruz ki Rıfat kardeşim, borcumuz borç. Adeta yiğidin gamçısı dercesine ödeyeceğiz. Selami, baban seni evlatlıktan reddetmiş diyor la. Doğru mu la? Kerman da yüzüne bakmıyormuş. Yok öyle bir şey dayı. Bunlar tamamen bir takım yazılı ve görsel basının uydurmaları, o kadar ya. Allah'a şükür babamla da Kerman'la da aram gayet iyi. Zaten şimdi yeni bir şarkı yaptım. Yakında klibini de çekeceğim. İnşallah şarkı patladığında da Kerman'la yarım kalan mutluluğumuzu tamamlayacağız. Adeta bir çift kumru yok dercesine. Selami la. Senin kumru televizyona çıkmış. Kumru mu? Kerman? Evet sevgili seyirciler. Yine hep birlikte büyük bir olaya tanıklık ediyoruz. İlçemizin galibinden yeni bir ünlü doğuyor. İşte Faruk Müziğin son bombası Keriman Hanım karşınızda. Evet Keriman, sen de şöhret dünyasına bir giriş yaptın. Faruk Müzik ailesine katılırken izleyicilerimize ne söylemek istersin? Bugün hayatımın en mutlu günü. Çok mutluyum, çok gururluyum. Çünkü çocukluk hayalimin gerçekleşmesine vesile olan Faruk Müziğin sahibi Faruk Bey'e şükranlarımı sunuyor. Faruk Bey'le birlikte müzik dünyasına sansasyon ele giriyor. Bu arada eski nişanlım Selami Ferses'e buradan seslenmek istiyorum. Bana mı? Selami, adeta hakkını çaldım dercesine ödülünü çaldığım biri vardı ya. Heh işte o şimdi kullerinden yeniden doğuyor. Gör bak bakalım birincilik nasıl oluyormuş. Bundan sonra benim adım Keriman Yavru değil, Keriman Yavru Ses. Neşenize göre. Kerem Hanım, ne gördüm sen ya? Adeta sağ rakip oldum dercesin. Üzülme la Selami. Fena mı? Artık düğününüzde kendiniz çalar, kendiniz söylersiniz. Sıfır masraf. Bekir, Selami abine bir soğuk su bizden olsun. Lan. Kafayı mı yedirsin? Ne zıplayıp duruyorsun çekirge gibi? Taş düşürmeye çalışıyorum Gülşil. Düşsün de kurtulayım şundan diyorum ya. Hüseyin, anam. Oh. Anam, Hüseyin, yanıyorsun sen. Yeter kala, yürü gidiyoruz. Nereye gidiyor kız? Yürü diyorum sağa, sorma. Yürü, anam üstünü ya değişeceğiz. Yürü. Döndü, kapıya bak. Geldim, geldim. Aa, hayırdır Eltem, hoş geldin. Sorma Eltem, sorma. Muammer abim evde mi? Evde, evde, gel. Hayırdır Döndü, ne oldu, ne var? Muammer abi, ister bana kız, ister söv. Ama ben bundan baş edemiyorum galan. Allah rızası için kusluyu bir kenara koy. Ali Fakı köyünde senin de bildiğin böbrek taşına iyi gelen bir su vardı ya hani. Sen de gittiydin. Bunu al oraya götür ne olursun. Ölecek başımıza kalacak yoksa. Hastaneye niye gitmediniz bu vakte kadar? Ha? Geçiliği tuttu değil mi? Bu senin kendi geçiliğin olabilir mi acaba? Gülşin, yürü kız. Bizim kimsenin yardımına ihtiyacımız yok. Döndü. Aç arabayı binsin otursun. Beni bununla muhatap etmeyin. Tamam götürürüm. Hay Allah razı olsun abim. Dibekçilerin adı var, ben oraya gideceğim. Sen alır götürür getirirsin. Sağ emanet.
Hayır, hayır Gülşen. Beni burada bırakamazsın. Gülşen, bırakma beni burada kız. Ben gitmeyeceğim diyorum. Döndüğün gün gitmeyeyim kız. Selam. Ölürüm de gitmem. Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Alo. Kapat şu oynakçı türküleri şu mübarek vakitte ya. Yok. Araba benim, tep benim. İstersen sağa çekeyim in, yayan yürü. Halif Hakkı köyüne kadar. Vurmamışım, bir arabası vurmuş. Ne dediyse? Ya bir şey demedim, demedim. Sür şu arabayı, ben ölüyorum burada zaten ya. Eğer beni seversen, aman al bok canı yol açık. Al kal şeker, hasretlik çeker. Çok nazlanma sevdim, cahilim aklım gider. Al kal şeker, hasretlik çeker. Çok nazlanma sevdim, cahilim aklım gider. Al kal şeker, hasretlik çeker. Çok nazlanma sevdim, cahilim aklım gider. Al kal şeker. Yeni mekanın da epey bir havadarmış. Hayırlı olsun oğlum. Sağ ol baba. Nasıl, buranın banyosu falan var mı? Şurası ne, tuvalet mi? Ya sen pimpirikli adamsın. Rahat edemezsin burada. Ben rahatım baba, merak etme. Sen ne söyleyeceksen söyle, işim gücüm var. Yıllardır başımın etini yedin dilek dilek diye. Kız sana geliyor, olmaz diyorsun. Nasıl bir iş bu? Ben anlamadım Serdar. Ben de anlamadım baba. Dileğin Taner'i bu kadar severken bana geri dönmek istemesini ben de anlamadım. Ne demek istiyorsun sen? Bu işte bir parmağın var mı? Ne biçim konuşuyorsun sen benimle Serdar? Oğlum, sen nasıl konuşuyorsun babanla? O senin iyiliğin için burada. Baba, sana bir soru sordum. Bu işte bir parmağın var mı? Sen burada iyice kafayı yemişsin. İlaçlarını alıyor musun sen? İlaç falan kullanmıyorum, iyiyim ben. Sen benim soruma cevap ver. Bu işte bir parmağın var mı yok mu? Var ya da yok. Sen Dileği istemiyor musun? Hayır, ben Dileğin beni gerçekten sevmesini istiyorum. Zoraki bir sevgiye ihtiyacım yok. Dileğin kalbinde bir başkası var ve ben bunu kabullendim artık. Ne olur Dileğe de bana da daha fazla acı çektirmeyin. Sen daha henüz ne istediğini bilmiyorsun. Bu yeni yaşam, her şeyden vazgeçtim rüyası bittiğinde anlayacaksın her şeyi. Selamun aleyküm ağalar. Kolay gelsin. Ve aleyküm selam hanıma bak. Sağ olasın, hoş geldin, buyur. Hoş buldum.
Benim bir kızım var da Elif. Onu bu civardan Koreli'nin Yaşar'la sözledik. Bu Koreli'nin Yaşar'la ilgili size danışmak istiyor. Biliyoruz hanım ama biliyoruz. Hemşire Elif'le Yaşar söz kesmişler. Hayırlı uğurlu olsun. Ne öğrenmek istiyorsun Yaşar'la ilgili? Benim kulağıma bu Yaşar'la ilgili pek iyi şeyler gelmedi de. Var mıdır bir sıkıntısı, bir arızası? Yani hanım ama Yaşar iyidir. İşinde gücündedir. Bak varsa bir şey deyin hele. Sonuçta benim kızımın geleceği söz konusu. Kendinizi benim yerime koyun. Vallahi hanım ama bizden duymuş gibi olma ama bu Yaşar biraz nasıl desem çabuk öfkelenir. Huyu suyu terstir biraz bunun. Çalışanları ayrı çeker, ailesi ayrı çeker. Yani anlayacağın nerede akşam, orada sabah. Vallahi bizi yanlış anlama hanım abi ama hemşire Elif'i biliriz, tanırız. Ya melek gibi bir insandır. Yani bu insana nasıl evet dedi, biz de şaştık kaldık vallahi. Hanım abi sen iyicene bir sordur Yaşar'ı. Herkes üç aşağı beş yukarı aynı şeyi söyler. Biz iş yapıyoruz onunla. Bize bile çektiriyor. Oturup iki laf edemiyoruz. Halden anlamaz, iş bilmez. Ama sen bizden duydun deme olur mu? Hadi eyvallah. Eyvallah ağalar. Kolay gelsin size. Sağ olasın. Evet genelliğe hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Buyurun. Sefer, Erkan sana gelmedi değil mi? Yok, gelmedi. Hiç görmedim Zahide. Hayırdır? Erkan ortalıkta yok. Ya çantasını falan da almış. İnşallah korktuğum şeyi yapmamıştır. Neyi? Fikret. Fikret'in yanına gitmesinden korkuyorum. Bin buluruz Erkan, bin. Senin benim yanıma taşınman hiçbir şeyi kolaylaştırmaz. Ya annenle yeniden bir araya gelebilmemiz için senin orada benim sesim soluğum olman lazım. Takım gibi hareket edeceğiz. Ya sen orada beni savunacaksın. Annen de anlayacak, beni affedecek, sonra da birlikte yaşayacağız. Ya anlayamazsa, ya affetmezse o zaman ne olacak? Yine mi ayrı kalacağız? Merak etme sen. Annen fazla kin tutamaz. O yakında indirir böyle yelkenleri suya. Atla arabaya, seni bırakayım ben abi. Hadi. Amcaoğlu düşünsene be. Böyle seri üretime geçmişiz. Aynı bizim gibi harıl harıl çalışan gençler. İş yetiştirmeye çalışıyoruz. Nasıl? O günler uzak değil amcaoğlum. Ya amcaoğlu. Sen böyle durgunsun, hayırdır? Taşıma meselesi mi? Aynen amcaoğlum. Ya ben anamdan babamdan ilk defa ayrılacağım. Ne bileyim, bir garip hissediyorum ya. Kolay gelsin çocuklar. Hoş geldin ana. Hoş buldum. Taner, oğlum, seninle bir özel konuşabilir miyik? Amcaoğlu. Ben de şu taşınma işine bakayım da Cemile'm yalnız kalmasın. Yengem hoş geldin, görüşürüz. Görüşürük oğlum, görüşürük. Tamam hadi haber ver. Dikkat et. Tamam tamam. Orkide apartmanı. Gel bakayım toprağım. Gel bakayım. Vallahi var ya, iyi ki internet paketini fullemişiz ha. He? Gözünü sevdiğim interneti be. Ne ararsan var. Asuman'ı bile bulduruyor bizi.
Şşş, Toprağım ne diyorsun şimdi? He? Taktik maktik yok. Bam bam bam. İnşallah Asuman açar kapıyı. Allah inşallah Asuman açar kapıyı. Kocun kapat toprağım. Asuman. Asuman'ın annesi toprağım bak. Uyan. Uyuma bak annesi burada karşımızda. Aha. Çeşme bu. İşte hadi içeceksin mi yunacaksın mı ne yapacaksan yap. Gidelim işim gücüm var. Bu mu? Ne malum bu olduğu? Ha? Nereden bileyim beni bir çoban çeşmesine getirmediğini? Yok, ben içmem. Bu çeşmeden içmem. Manyak mısın bir adam? Niye başka çeşmeye getireyim seni? İç, yoksa çeşmenin gavur tarafıyla düverim seni. Hani bunun neresinde yazıyor böbreklere iyi geldi? İçme, içmeyeceğim ben bu çeşmeden. İçmezsen öleceksin. Öleceksin ama böbrek ağrısından değil. İçmem, içmem ben bundan. Lan getirdi beni dağın başına çeşme diye. İmdat! Oğlum, ölerim ben ölüyorum. İçeceksin lan, içeceksin. O kadar yol geçirttin bana. Bu karkış kıyamette içeceksin. İçmem! Anam! Anam! Ölüyorum. Ay. Hüseyin. Hüseyin! Hüseyin! Hüseyin kalk! Hüseyin! 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 Yardım edin! Kimse yok mu? Yok mu kimse? Hüseyin! 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 Kaderim, biliyorum. Ben ne desem... Sen onu zıt belliyorsun ama. Olsun. Ben gene de diyeceğim. Yok ana estağfurullah yani. Niye zıt belliyim? Olur mu öyle şey? Biz bu Elif'i sözledik biliyorsun. Hiç içime sinmedi. Kaba saba bir oğlan. Ablan Fikret'ten bahsettiği zaman... bu tren yolun inşaatında çalışıyor dediydi o zaman. Mühendisim demiş ablana. Mühendislerin yaptığı işi yapıyorum demiş. Baban yok. Ben kalktım. Gittim, sordum, soruşturdum gizli gizli. Berduş'tur dediler. Aklı beş karış havada dediler. Sağlam pabuç değil dediler. Ablana inandıramadım tabii. Olmaz deyince de kaçtı gitti adamla. Fikret'i biliyorsun, sen de görüyorsun. Elif, oğlum bak Elif de ablanla aynı hatayı yapmak üzere. Sordum, soruşturdum. Oğlan sağlam pabuç değil. Ablan o zaman ne yaşadıysa Elif de aynını yaşayacak. Yani ana, ne diyeyim o zaman? Ben gideyim konuşayım Elif'le, vazgeçireyim. Ablanı vazgeçirebildik mi? Seni unutmak için yapıyor oğlum. Kendini cezalandırıyor. Biraz olsun acısını hafifletmek istiyor ama kendini ateşe atıyor. Bak oğlum, Taner'im. Madem siz Dilek'le ayrıldınız, madem bu iş olmuyor, bu kızın başını yakma. Bak, siz gidin bir konuşun, bir yola girin hele. O senin yaralarını saracak, sen ona merhem olacaksın. Oğlum bak. Birazcık hatırın varsa, ana olarak üstünde azıcık hatırın varsa, Elif'i ateşe atma. Ya ana ben... Bir şey deme, deme. Bak, bu işin vicdan yükünü ömrün boyunca taşıyamazsın oğlum. Ben seni anladım, arkanda da durdum, biliyorsun. Ama işte gördün, Dilek bıraktı seni. Bir kerecik olsun ananı dinle. Bak... Azıcık hatırın varsa, biraz değerim, kıymetim varsa, beni dinle oğlum. Beni dinle.
Demek Asuman'ın arkadaşısın saz evinden. Yani. Dertli de öyle. Ey Toprak. Gerçi adı Dertli'ydi de Asuman dedi şanslı olsun diye. Yani sonra da yine kendisi bizzat Toprak olsun dedi. Böyle ufak bir kimlik karmaşası yaşamıyor değil ama siz aslında Dertli de diyebilirsiniz. Kimlerdensin sen? Dertlilerden. Ağaççılardan. Babam Ağaççı Hüseyin. Babamı tanımazsınız da dedemi tanırsınız belki. Ciritçi Abdullah'ın torunuyum ben. Ciritçi Abdullah mı? Bilirim tabii. Kasabada herkes bilir onu. Eskiden müsabakalar olurdu, cirit müsabakaları. Herkes onu izlemeye giderdi. Sonradan bir kaza oldu. Hile yapmışlar. Vallahi. Attan düşünce işte sakatlandı. Sonra da ciriti bıraktı. Babam hep anlatırdı hikayesini. Aa. Ramazan. Asuman. Tesadüfe bak. Benim Ankara'ya yolum düştüydü de sen de buradaymışsın. Saz evinden arkadaşın olduğunu söyledi. Tabii tabii. Öyle öyle. Toprak. Ya ben nasıl özledim seni. Asuman. Biz Toprak'la seni almaya geldik. Vallahi bu gurbet elde acı çekmene gönlümüz razı olmadı. İyi de Ramazan. Nasıl olacak ki o? Kamuran teyze kusura bakmayın. Ben düz bir adamım. Dümdüz söyleyeceğim. Asuman burada çok mutsuz. Burada ne KPSS'yi kazanabilir ne de müziğini ilerletebilir. Asuman'ın müzik yeteneğini görmeniz lazım. Yani Münir Başkan da malumunuz. Ramazan lütfen. Ben her şeyi düşündüm Kamuran teyze. Asuman'a kasabada bir ev ayarladım. Gülsüm öğretmenin evi. Kızıyla beraber yaşıyor. Vallahi evin etrafında kuş uçurtmaz. Hem Münir Başkan da ruhu duymaz. Asuman orada KPSS'ye çalışır. Sınava girip kapı gibi belgeyi aldığında da Münir Başkan sesini çıkaramaz. Ne diyorsunuz? Gülsüm öğretmen kasabaya dönmüş mü? He döndü. Sen ne diyorsun kızım? Delisin ya. Teveccühümüz. Gülsüm öğretmen nasıl kabul etti? Ne dedin sen ona? Ya Asuman sen şimdi boş ver Gülsüm öğretmeni. Ben ayarladım işte bir şekilde. Bak sıkı tutun. Hayatının en güzel yolculuğunu yapacaksın şimdi. Tamam mı? Ladies and gentlemen. Kaya Turizm'in sayın yolcuları. Yolculuğumuz başlıyor. Asuman dur dur. Erkan, hadi gel oğlum. Gelmeyeceğim. Sen gel. Bak, babam burada. Erkan, beni çıldırtma. Hadi gel. Zahide, ben Erkan'ı sana getiriyordum. Yolda konuştuk biz. Anlaştık. Bir daha senin iznin olmadan böyle bir şey yapmayacak Erkan. Bana söz verdi yolda. Hadi ben sizi bırakayım. Özür dilerim anne. Bir daha senin sözünden çıkmayacağım. Hadi gel. Babam bıraksın bizi. Kusura kalmayasın. Ben şimdi onlarla gideyim. Erkan'ı yalnız bırakmayayım. Ne olur ne olmaz. Estağfurullah.
Estağfurullah Sayılır. Ne kusur, ne demek. Tabii. Ufaktan toplanıyoruz artık ana. Ya boya badana işleri var. Ya çok iş yok ama yapmak lazım. Ya ana, Halim Engeler'den aldığımız el bezleri vardı ya, sen onları nereye koydun? Kızım. O avludaki dolabın alt çekmecesi bir yere koydum. Veysel'im gitmeyin. Tamam, ben dayanamıyorum oğlum. Kalbim kocakmıyor. Ben yıllarca bugünün gelmesinden korkuttum. Cemile'min kalbini kırarım da gidersiniz diye parmak uçlarımda yaşadım hep. Ama biliyorum, siz babanıza kızdınız. Muammer'e kızdınız. Ama Veysel'in babana kızman olur. Sen onun neden böyle davrandığını bilmiyorum. Senden önce 3 bebeğimiz oldu bizim. 3'ü de yaşamadı. Muammer kapının önünde beklerdi hep. Her birinde öyle heyecanlı, öyle heyecanlıydı ki. Her bebeden sonra daha bir içime döndü. Yüzü daha bir gülmez oldu. Ve sonra sen doğdun. Ama ne bekledi lafının önünde, ne zordu kızma oğlan mı diye. Korktu Veysel'im. O da korktu benim gibi. Yine aynısı olmasın diye kalbine mesafe koydu. Acıtmasın diye elini bile tutmaya korktu oğlum. Gitmeyin kuzum, gitmeyin Cemile. Siz giderseniz ben yapamam. Yapamam. Ne babanızın kahrını çekebilirim, ne bu koca evin kahrını. Ayakta kalamam ben Veysel'im. Veysel'im ayakta kalamam. Gülmeyin. Dilek. Senin mucit geldi. Taner. Konuşabilir miyiz Dilek? Bu şekilde karşına çıkıp bunları sormak istemezdim. Ama artık sormak zorundayım. Taner yine aynı. Bu sefer neden diye sormayacağım. Bilmem gereken başka bir şey var. Bir umut. Ufacık da olsa bir umut yok mu? Sen şimdi böyle karşıma çıkıp birdenbire... Dilek. Gözlerinin içi başka bir şey söylüyor. Sen başka bir şey söylüyorsun ya. Ben bu cevabı şimdi almak zorundayım. Var mısın, yok musun? Sana haksızlık etmek istemem.
Neden haksızlık edesin? Taner, görmüyor musun? Ben hayatında yokken her şey çok güzel. Ben gelince hepsi tepetaklak olmuyor mu? Ben sana sadece zarar veriyorum. Ne önemi var Dilek? Ya insan cefasına razı olmadıktan sonra ona aşık denir mi? Sen yokken hiçbir şey güzel değil. Sen yokken hep bir şeyler eksik, bir şeyler yarım. Sen varsan ben tamamım. Sen varsan ben varım. Sen yoksan ben yokum. Belki de yokluktan çıkıyordur bunca güzel şey. Bozkır'ı yeşertmek istiyordun. Ve adım adım oraya doğru gidiyorsun. Bu yolda ben sana fazlalık. Bu yolda ben sana yüküm Taner. Ne olur affet beni. Kusura bakma. Dilek. Ya tek bir şey söyle. Bak bana tek bir şey söyle. Ben ömrümün sonuna kadar beklemeye razıyım ama tek bir şey söyle. İnsan öyle bir korkarmış ki bazen, korkuları gözüme perde gibi inermiş. Bu yaşımda bunu öğrendim. Sevdiklerine zarar verdiğini bile göremezmiş insan, bunu öğrendim. Bazen mutluluktan, sevinçten göremezmiş bunu. Bazen aşktan, sevdadan bağlanırmış gözü. Kimine geçmiş örermiş ağlarını. Ne bir adım ileri gidebilirmiş, ne bir adım geri. Perdesi girermiş araya. Bazen bir gönül kırgınlığı, bazen de incir çekirdeğini bile doldurmayacak sebepler. İnsan mütemadiyen zarar verirmiş canından çok sevdiklerine. En çok da onlara zarar verirmiş.
omuzlarıma bir yük daha yükleme. Taner, ne demek istiyorsun? Sen kendini cezalandırmıyorsun Elif. Sen beni cezalandırıyorsun. Yapma. Ya keşke sana tamam diyebilsem. Keşke umudunu arttırabilecek böyle bir kelime söyleyebilsem. Ama vallahi yani dilim söylese de kalbim söylemez. Bak ben seni biliyorum yani. Sen unutmak için yapıyorsun, kahrından yapıyorsun. Ama yapma. Ya senin için doğru kişi ne benim ne de Yaşar. Ya ben senin iyiliğini istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Kendine biraz zaman ver. Kendine biraz zaman tanı. Ya senin için en iyisi olacak. Vallahi bak. En doğru kişi, en iyi kişi çıkacak karşına. Ben inanıyorum. Ömrüm boyunca beni bu yüke mahkum etme. Bana gerçeği anlat Dilek. Ne diyorsun Serdar? Ne gerçeği? Taner'le ayrılmanıza sebep olan gerçeği. Hayatım boyunca Dilek'i bekledim. Eğer bir bu kadar daha beklemem gerekiyorsa seve seve beklerim. Ömrümün sonuna kadar beklerim Dilek'i. Zaman demir bir öz demişti ya rahmetlik babam. Vura vura öğretir hayatı demişti ya. Biz öğrenemedik. Çocuklarımızın önüne geçmeyi öğrendik bir tek. Karşılarında durmayı, kendi kaderlerimize, kendi hüzünlerimize, kendi korkularımıza mahkum etmeyi öğrendik. Bilir misin hali nedir sultanım? Aklım yok başımda, kalmışım yarım. Divane gezerim, bu benim karım. Ben aşka aşığım, canım cananım. Gün geçtikçe artar ateşim narım. Yandıkça yanarım, tüter dumanı. Kârım efkârım, zârım efkârım, varım efkârım.